Herkese merhaba. Birçok insan uçağa binmekten korkar. Genelde insanların uçağın birden düşmesinden korkmasının mantıklı bir gerekçesi yoktur. Çünkü uçuş sırasında bir şeylerin ters gitmesi son derece nadir yaşanan bir durumdur. Ancak uçaktayken camdan dışarı bakıp böyle bir manzarayla karşılaştığınızı hayal edebiliyor musunuz? Aman Allah'ım, umarım bu böylesine korkunç bir durumla karşılaşılan ilk ve son olaydır. İlk demişken hayatınızda ilk defa göreceğiniz olaylar serimizin bu bölümünde çok sayıda ilginç olay göreceksiniz. Hadi başlayalım. Astronotların hayatını hayal etmek biraz zordur. Yıldızların arasında yaşama heyecanı yavaş yavaş söndüğünde, dünyada yaptığınız en sıradan işlerin bile uzayda sıkıntılı olabileceğini kabul etmeniz gerekir. Örneğin uzaydayken bir havluyu nasıl sıkarsınız? Bu sorunun cevabı çok basit. Sıkamazsınız. Kanada Uzay Ajansı'nda çalışan astronot Chris Hadfield'ın gösterdiği gibi su damlaları havlunun etrafında kalıyor ve yere akmak yerine havlunun etrafında adeta koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Daha da ilginci, havludan çıkan su Hadfield'ın ellerini de kaplıyor ve sanki bir X-Men üyesinin süper güçlerine sahipmiş gibi görünüyor. Sıvının havluya ve Hadfield'ın eline yapışmasının sebebi tamamen yüzey gerilimiyle ilgili. Gördüğünüz gibi dünyadayken yer çekimi içinde bulunduğu kabın şeklini alan sıvıyı aşağı çeker. Ancak hepimizin bildiği gibi uzaydayken yer çekimi farklı şekilde çalışır. Uzaydaki yüzey gerilimi suyun su yüzeyindeki manyetik moleküller gibi küre şeklini almasını sağlar. Daha sonra her molekül havluya ve Hadfield'ın ellerine yapışarak komşu moleküller tarafından eşit gerilimle çekilir. Bunun sonucunda da sıvı esnek bir cilt gibi davranır. Bu gerçekten de çok hoş, öyle değil mi? Bir ormanda ya da ağaçlık arazide yürümenin rahatlatıcı bir etkisi vardır. Peki ama hiç kafanızın üzerini kaplayan o dallara bakıp, dalların birbirine asla değmediğini fark ettiniz mi? Daha önce böyle bir şey fark ettiyseniz bunun bir tesadüf olmadığını biliyorsunuzdur. Bu garip doğa olayı taç utangaçlığı olarak biliniyor. Ve Costa Rica'daki mangrovlardan Malezya'daki kafur ağaçlarına kadar dünyanın her yerinde bu doğa olayı gözlemlenebiliyor. Yukarıdan bakıldığında ise burası devasa bir brokoli ormanı gibi görünüyor. Taç utangaçlığı genelde aynı türdeki ağaçlar arasında görülse de nadiren herhangi bir şekilde akraba olmayan ağaçlar arasında da görülebiliyor. Bu doğa olayının neden yaşandığını açıklayan birkaç teori var. Ancak taç utangaçlığının asıl nedeni hala tam olarak bilinmiyor. Bilinçli bir şekilde oluşturulan bu sınırlar, bitkilerin ışık gibi kaynaklara erişme olanağını arttırıyor olabilir. Diğer teorilere göre bu boşluklar yaprak yiyen böceklerin, parazitik asmaların ya da bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engelliyor. Başka bir deyişle, ağaçlar birbirlerine zararlı şeyler bulaştırmamak için temas etmeyi reddediyor. Görünüşe göre ağaçlar sosyal mesafeyi bizden önce keşfetmiş. Bugünlerde sıradan bir hapşırık bile insanların kaşlarını kaldırmasına neden oluyor. Ancak geçmiş zamanlarda toplum içinde hapşırmak hayatımızın bir parçasıydı. Köpeğinizin ya da kedinizin de hapşırdığını mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ama hiç bir kaplumbağanın hapşırdığını duydunuz mu? Büyük ihtimalle kara ya da su kaplumbağalarının hapşırabildiğini bilmiyordunuz. Ancak gördüğünüz gibi bu hayvanlar da küçük bir gıcırtı sesi çıkararak hapşırabiliyorlar. Ne var ki bu hayvanların sürekli olarak hapşırması solunum yolu enfeksiyonu gibi ciddi bir sorunun belirtisi olabilir. Ama genelde kaplumbağanızın hapşırması endişelenilmesi gereken bir şey değildir. Ne var ki bu hayvan kendi kendini biraz korkutmuş gibi görünüyor. Şimdi anlatacaklarımı kafanızda canlandırın. Dışarıda çıkan fırtına sesini duyduktan sonra kaldırıma düşen taze yağmur kokusunu almak için kapının önüne çıkıyorsunuz. Ve daha sonra bu oluyor. Morgan City'de yaşayan Sarah Ribardi, 8 Ağustos 2020 sabahı selvi ağaçlarıyla dolu ön bahçesine çıktı ve bir anda evinin yanına şimşek düştü. Öyle ki şimşek, Ribardi'nin komşusunun bahçesinde duran bir ağacı kelimenin tam anlamıyla yok etti. Gördüğünüz üzere Ribardi, böyle bir olaya son derece hazırlıksız yakalandı ve havadan uçan ağaç parçalarından kaçmak için yere eğilmesi gerekti. Siz de olaydan hemen sonra şimşeğin düştüğü yere koşan kediye takıldınız. Belki de bu kedi, olay yerinde müdahale edilecek bir şey var mı diye bakan ilk kişi olmak istemiştir. Ağaç tamamen yok olmuş ve Ribardi'nin komşusunun evi hasar almış olsa da kimse bu kazada yaralanmadı. Herkes gerçekten de çok şanslıymış. Penguenler dünyadaki en sevimli canlılardan biridir. Peki bir pengueni nasıl daha sevimli bir hale getirebilirsiniz? Tabii ki boylarını küçülterek. Bu değerli ama uçamayan kuşlar küçük penguenler olarak biliniyor. Bu ismin nereden geldiğini bulmanız için size birkaç saniye süre tanıyacağız.
Bu türün yetişkinleri en fazla 33 cm uzunluğunda ve 1 ila 1.4 kilogram ağırlığında oluyor. Dolayısıyla küçük penguenler 18 penguen türü arasındaki en küçük tür olarak anılıyor. Bu penguenler Güney Avustralya kıyılarında ve Yeni Zelanda'da görülüyorlar. Burada gördüğünüz küçük penguenler Bronx Hayvanat Bahçesi'nde tutuluyor. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nde bu penguen türüne ev sahipliği yapan 3 hayvanat bahçesinden biri. Buradaki penguenler aslında Avustralya Sydney'deki Taranga Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya geldiler ve daha sonra bir yetiştirme programı için Bronx Hayvanat Bahçesi'ne getirildiler. Her yıl yaklaşık olarak 15 penguen Taranga'da dünyaya geliyor. Bu da Taranga'yı dünyadaki en başarılı penguen yetiştirme tesislerinden biri yapıyor. Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki bu penguen kolonisi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küçük penguen popülasyonundaki genetik çeşitliliğin devam etmesine yardımcı oluyor. Yetkililer bu minik omuzlu kuşların hayatlarını devam ettirebilmek için büyük sorumluluklar alıyor. Biri sizden marul yetiştirmenin aşamalarını saymanızı istese, büyük ihtimalle ekme, biçme ve tarımdan başlarsınız, öyle değil mi? Peki size marul yetiştirmenin inanılmaz bir kısa yolu olduğunu söylesek? Bekleyin, bu da ne böyle? Bu garip, dalgalı yaprak kesinlikle bir marul gibi görünüyor. Eğer burada neler olduğunu hala anlamadıysanız videoyu izlemeye devam edin. Adam sebzeyi parçalara bölüyor ve sanki bir defter kağıdını buruşturuyormuş gibi sebzeyi özenle yuvarlayıp bir top haline getiriyor. Her top başka bir katmanla kaplanıyor. Bu işlemin sonunda da muhteşem görünen bir göbek marul görüntüsü elde ediliyor. Bu şeyi ortadan ikiye böldüğünüzde elinizde gerçekten de taze bir göbek marul varmış gibi görünüyor. Peki ama burada tam olarak ne oluyor? Pekala. Her şey sıcak renkli bal mumuyla ve bir varil suyla başlıyor. Beyaz ve yeşil sıvı dikkatli bir şekilde varilin içine dökülüyor. Bal mumu suya değdiğinde katılaşmaya başlıyor. Birbirine doğru eriyor ve gerçekçi görünen bir renk deseni elde ediliyor. Geriye sorulması gereken tek bir soru kalıyor. Neden bal mumundan sahte bir marul yapılıyor? Japonya'da çekilen bu videolar viral olduğunda bazı restoranların yemeklerinde sentetik marul kullanıldığına ya da bu marulların başka yerlere ihraç edildiğine dair dedikodular ortaya çıktı. Tabii ki bu iddialar saçmalıktan başka bir şey değil. Olay şu ki, Japonya'daki geleneksel restoranlarda yapay yemekler sergilenir. Bu sayede müşterilerin yemek seçmesi kolaylaşır. Vitrin camlarında gerçek yemek sergilemek hem zaman kaybı hem de israf olurdu. Bu sayede yaptığınız muhteşem yemeği sonsuza kadar bu vitrinlerde sergileyebilirsiniz. Bu çok akıllıca, sizce de öyle değil mi? Zamanı biraz geriye saralım ve videonun başında gösterdiğimiz bu görüntüleri bir hatırlayalım. Aa evet, şu motoru yanan uçak. 20 Şubat 2021'de bir öğle vakti United Airlines 328 uçuşuna ait bu uçak, Honolulu'ya gitmek için Denver Uluslararası Havaalanı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra motorlarından birini kaybetti. Yolculardan biri olan Chad Schnell, bozulan motorun hemen yanında oturuyordu. Bu son derece korkutucu görünse de Boeing 777, bunun gibi kazaların yaşanma ihtimaline karşı tek motorla uçabilecek şekilde tasarlanır. Diğer yandan, motor patlaması ölümcül sonuçlar doğurabilir ve tabii ki uçağın yakıt deposuna ya da kanatlarına hasar verebilir. Neyse ki 328 uçuşunun pilotları 231 yolcudan ve 10 mürettebattan hiçbirine zarar gelmeden uçağı havaalanına indirmeyi başardı. Yine de bu görüntüler insanın tüylerini diken diken ediyor. Bu kaza sırasında uçaktaki yolculardan biri ben olsaydım kesinlikle kendimi Son Durak filmlerinden birinde gibi hissederdim.